insan o problemle karşılaşana kadar görmezden geliyor. Aslında hayatın içinde var ama bilmediğin için konuşamıyorsun da. Bu kanalda 1200 video var. Birçok tartışma konusu ve ülkeyle alakalı problemi konuştuk. Bazen bireysel konular da oldu. Ancak bir şeyi ben de onun içine düştükten sonra konuşmadığımızı fark ettim. O da kumar bağımlılığı. Şimdi geçen şöyle bir sayfaya rastladım. Yeni hayat kumarla mücadele platformu diye. Ve içindeki paylaşımlar gerçekten tüylerimi diken diken etti. İnsanlar burada çevresine, ailesine anlatamadığı şeyleri belki de kumar bağımlılığından dolayı kendi ne canına kıyma fikirlerini buradan yayınlıyorlar özel olarak. Sonra şunu fark ettim. Ya bu kumar dediğimiz mesele Türkiye'de gerçekten toplumsal bir probleme dönüşmüş. Herkes slot bağımlısı. Herkes şeker patlatıyor orada burada. Yasak bet siteleri gırla dönüyor. Hatta geçen eski bir futbolcu bet sitelerinin reklamını yapmıştı. Önüler de bu işin içinde. Neden? Bet siteleri deli gibi para veriyorlar çünkü. Neyse bu reklam meselesine girmeyeceğim. Ama şunu fark ettim. Her kafede, otobüste, sağda solda millet slot çeviriyor. Çark oyunları oynuyor ya da kupon yapıyor. Önce ben kendi kısa hikayemden başlayacağım. Öyle kumara falan çok düşmedim ama benim de birkaç yaşadığım oldu. Dediğim gibi bu problemi kendim yaşadıktan sonra daha iyi anladım. Ondan sonra o sitedeki mesajlara geçeceğiz. Oralar gerçekten ibretlik arkadaşlar. Lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi ben futbol bağımlısı bir insanım. Bunu her ne kadar bu kanalda göstermesem de gerçi birkaç tane futbolla alakalı videom oldu ama benim bebekliğim, çocukluğum, hayatım futbolla geçti. Yıllarca da oynadım. Futbol izlemeyi de çok severim. Yani yapacak hiçbir şey olmasın. Beşincilik maçı falan açıp izleyebilirim. O kadar bağımlısıyım. Ve ben 22 yaşına kadar kupon diye bir muhabbetin varlığını biliyordum ama atıyorum 2.5 üst ne demek? Bunu sor bilmezdim yani. Kesinlikle ilgilendiğim bir şey değildi. Ama sonra sağdan soldan gördüm falan. Birkaç maça kupon yapayım dedim. Hatta hangi maçlar yaptığımı da söyleyeyim. Miktarları falan da söyleyeceğim bu arada. Bunları saklamayacağım. Çünkü zehir nasıl yavaş yavaş kana karışıyor anlayın istiyorum. Türkiye Çekya maçı vardı hatırlarsanız. 2-1 bitmişti. Dedim ki bunda karşılıklı gol olur. 3000 lira attım. Oranı da 1.6 falandı. 1600 lira aldım. Şimdi kana nasıl zehir karışıyor biliyor musunuz? Ben ilk oynayışımda kazandım abi. Ve şunu fark ettim. Ulan 1600 lira havadan geldi. Saçma sapan bir şekilde. Yani sadece dedim ki burada karşılıklı gol olur. Oldu ve geldi. Ya dedim bu devam edebilir ve futbol izlemeyi de çok seviyorum. Dedim farklı ligleri oynayayım. Farklı maçları oynayayım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Benim parayla alakalı hiçbir problemim yok arkadaşlar. Şükür. Kendi paramı kazanıyorum. Hiç kimseye borcum falan da yok. Ve benim oynama sebebim daha fazla para kazanmak değil. Ama tatlı ya para. O çok güzel geliyordu. Ve birkaç tane daha maç oynadım. Abi 2-3 maç ard arda kazandım. 2-3 maç ard arda kazanınca ben böyle uygulama telefonu indirmeye başladım. Ondan sonra baktım ki bülten diye bir şey var. Buradan bütün maçları görebiliyorsun. Tık tık oradan tahminlerini yapıp para kazanabiliyorsun. Attım içine 5000 lira. Sonra böyle büyük büyük oynamaya başladım. 4000, bin, 5000 bin falan. Bir kaybediyorum, bir kazanıyorum. Ama şunu fark ettim. Lan hayatım bu olmuş ya. Harbiden böyle bültenden devamlı maç takip ediyorum. Saçma sapan hiç alakam olmadığı maçları izliyorum. Ve kendimi şöyle avutuyorum. Ya bu o kadar kumar değil. Sonuç olarak analiz yapıyorum. İşte hangi takımın daha çok gol atacağını tahmin ediyorum. Slot çevirmek gibi değil. Bir de içimden şey diyorum sürekli. Ya futbolu da çok sevdiğim için futbol maçı izliyorum abi en kötü. Ne olacak yani? Sonra arkadaşlar ben böyle günde 7 tane 8 tane kupon yapmaya başladım. Ama bunlardan atıyorum 5 tanesini kaybediyorum bir tanesini kazanıyorum. Bazen 2 tanesini kazanıyorum. Böyle çok az kâra geçiyorum. Kar dediğim şey de 500 lira 1000 lira falan yani. Ondan sonra 2000 lirayı bir kupon yapıyorum. 1000 liradan gidiyor falan böyle. Saçma sapan bir sürkülasyon var. Eksiği düşüyorum. Sonra eksiği tamamlamak için tekrardan uygulamaya para atıyorum. Onu da kaybediyorum ve tamamıyla vaktimi buna harcıyorum. Yani ben o süreçte oturup başka bir şey yapsam bunu harcadığım zamandan çok daha fazla para kazanabilirim. Ama öyle zevk veriyor ki hiçbir şey yapmadan para kazanmak devam ediyorum. Abi en son ben normalde her şeye karşı çok iradeli bir insanım arkadaşlar. Burada samimi bir konuşma yapıyorum. Bunu söylemekten geri durmayacağım. Hayatım boyunca alkol içtim, sigara içtim. Ama sigara bağımlısı olmadım mesela. Hala da paket falan taşımam. Alkolde de aynı şekildedir. Birçok konuda benim bağımlı olmam zordur yani. Ama şunu fark ettim. Lan iradem kırıldı. Ben buna devam ediyorum. Ve koyamıyorum kendimi. Dedim Enes böyle olmaz. Ciddi bir miktar bastım arkadaşlar ve kaybettim. Ve gerçekten kaybedeceğimi düşündüğüm bir yere bastım. Şimdi diyeceksiniz ki aptal mısın niye bunu yaptın? Parayı çekseydin devam etmeseydin? Hayır abi. O uygulamada para olduğu sürece ben onu oynayacaktım ve kendi kendime birkaç bin liralık bir ders ısmarladım. Kumarı bıraktım. Ve bu çok yeni bir hikaye arkadaşlar. Yani birkaç aydır devam ettiğim bir şeydi. Ve birkaç haftadır kurtuldum. Sonrasında şunu fark ettim. Ulan çevremdeki birçok insan buna düşmüş zaten. Tamam herkes kupon falan yapmıyor ama herkes slot çeviriyor. Herkes şeker patlatıyor. Herkesin bir işi var bu konuyla alakalı. Ve şimdi gelin insanlar hangi durumlara düşüyor? Oradaki mesajlardan devam edelim. Birisi şöyle yazmış. Mesajlar bir tık uzun. Ben birazcık atlaya atlaya devam edeceğim. İsterseniz tamamını dinleyebilirsiniz. Diyor ki adam daha öncesinde herhangi bir iddia, kumar vesaire oynamışlığım yok. Ama diyor ki özellikle son bir yılda çok fazla para kaybettim. Bankaya kredileri varmış iki tane. Şahıs ve çevreden aldığı borçlarla 200 bin kadar borcu varmış. Evli ve çocuk sahibi biriymiş. Bütün arkadaşlık ilişkileri bozulmuş. En son çare tefecilere gidip borç almayı düşünüyormuş. Aylık ortalama 25-35 bin lira arası maaş alıyor. Kira faturalar derken tabii ki hiçbir şey yetişemiyor. Her gün hayatı sorguluyormuş ve bunların pişmanlık olduğundan bahsediyor. Bu ufak bir miktar mesela. Daha büyük bir şeye geçelim. Bir askeri personel maaşı 70 bin liranın üzerindeymiş. Aslında bakıldığında bir insanın geçinebileceği bir maaş Türkiye'de. Ama diyor ki 3 senedir bu kumar batağının içindeyim ve maaşımın hayrını göremiyorum. Sorunsuz bir günüm bile geçmiyor ve 2 milyon 300 bin lira borcu varmış. Aynı muhabbet arkadaşlar. Geçmişi kurtarayım diye daha çok borç alıyor. Ancak onları da kurtaramıyor ve daha çok batıyor. Yani kumar bataklığının en büyük olayı budur. Sürekli dersin ki tamam abi. En azından şu kadar zararımı kapatayım Ondan sonra bu işten çıkacağım Ondan sonra ya kapatamazsın ya da kazandıklarını Tamam ya biraz daha kapatayım ya da artıya çıkayım Diyerek tekrar yatırırsın Ondan sonra da elindeki bütün parayı kaybedersin Kazanma ihtimalin neredeyse yok Bu adam da bahsediyor utançtan insan içine çıkıyormuş Psikolojisi hiçbir şeyi kaldıramıyormuş Ve yine hayatına son vermekten bahsediyor 35 yaşındayım 8 yıllık memurum Ve gelirim orta seviyede Küçüklüğümden beri iddia oynarım ancak herhangi bir bağımlılık yapmamıştı bende Dönemsel oynar sıkılınca bırakırdım hep Derken bundan bir yıl önce slot denilen illetle tanıştım. Evet arkadaşlar. Slot konusuna da burada geliyoruz. Slot bağımlılığı çok başka bir şey. Yani iddiada gerçekten belki insanlar şey yapabilir. Bir dönem oynar sonra bırakır falan. Çünkü küçük küçük paralarla da oynayabildiğim bir şey. Gerçi slot da öyle ama oradaki sürkülasyon inanılmaz hızlı. Adam diyor ki iyi tarafı şu. Borcum 280 bin lira. Ödeyemeyecek durumda değilim ama eşime söylersem beni kesinlikle boşar diyor ve slotun çok kötü yanlarından bahsediyor. Böyle bir sürü hikaye var. Ben birkaç tanesini daha bırakacağım. Arkada dönsün isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Okuyun gerçekten ki ibretlik olayları tekrardan görün istiyorum. Biliyorum aranızda birçok insan belki hayatı boyunca kumarla tanışmadı. Ama tanışmadan önce böyle bir videoya denk gelmeleri bence önemli. Ama yine şunun farkındayım. Bu videoyu izleyen birçok insan belki de az önce slot uygulamasını kapattı. Ve onlara bir etkisi olmayacak bu videonun biliyorum. Çünkü kumar bağımlılığı sigara alkol bağımlılığı gibi bir şey değil. Gerçekten çok ağır bir bağımlılık. Bunu ben toplumsal olarak şöyle nitelendiriyorum arkadaşlar. Eğer bir ülkede ekonomik durumlar kötüye giderse, insanlar geçim sıkıntısı çekerse olarak kolay sıcak paraya yaklaşırlar. Kolay para dediğimiz şey de tabii ki kumardır. Neredeyse hiçbir şey yapmadan tamamıyla şansınla para kazanmaya çalışırsın. Ancak bu öyle bir illettir ki kasaya kazandırmaktan başka hiçbir şey yapamazsın. Totalde de insanlar zaten 5 kuruş paraları yok. Biraz daha para alacağım. Bankadaki kredi borcumu ödeyeceğim diye diye buna batarlar. Sonrasında da bunların hiçbirini ödeyemezler ve borçlarını katlarlar. Sonuç nereye gidiyor dersiniz? E adam borcunu ödeyemiyor. Tefecilere kadar gidiyor. Bankalar evine dayanıyor. Ya ülkeden kaçacak başka bir yere gidecek ya da kendi hayatına kıyacak. Hele zaten güçsüz bir karakterse kendi hayatını bitirebilir. O yüzden özellikle genç arkadaşlar bu videoyu izliyorsunuzdur farkındayım. Lütfen kolay para diye bir şey olmadığını anlayın. Ya belki çevrenizden birkaç tane insan belki bu videonun yorumlarında da çıkıp şey diyebilir. Olur mu ya ben kumardan şu kadar para kazandım. Şunu yatırdım bunu yaptım. Onlar yüzde %0,1'lik kısım falan. Tabii ki kazananlar olacak. Kazananlar olmasa zaten kumar diye bir şey olmaz. Ama yüzde %0,1'lik kısma gireceğim diye hayatını riske etmek hiç akıl kârı değil. Yani bunu şöyle oturun ve mantıklı bir şekilde düşünün. Bugüne kadar benim çevremde en azından kumara girip de evet kardeşim ben bundan çok karlı çıktım, çok da mutlu bir hayat sürüyorum diyen yok abi. Zaten o gelen para da kesinlikle hayırlı bir şekilde harcanmıyor. Bu yoluna gidiyor yani. Cebine koyarsın, diğer cebinden çıkar. Böyle kendi hikayemle harmanlayıp bu kumar bağımlılığı hakkında bir şeyler anlatmak istedim. Bence kanalda yüklediğim en önemli videolardan bir tanesi bu olabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım ibretlik bir video olmuştur. Yorumlara hepinizi bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.